Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Ekranlarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir gündeyiz. Bu güzel günümüz bizlere gönlümüzün güzelliklerini inşallah getirsin. Sağlık, huzur, bereketli geçireceğimiz güzel bir günümüz olsun. İnşallah bol kazançlı olsun. Çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Tabii ki ekran başında olanlara da iyi seyirler diliyoruz. Çaylar, kahveler hazırsa bugün musikiden bahsedeceğiz. Türk sanat müziğinden bahsedeceğiz ve çalgılarımızdan bahsedeceğiz. Türk müziğinde yer alan çalgılar, yaylı sazlar, bunların yapım aşamaları, özellikleri, kullanım alanları her birinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Musiki severler ekran başında diyoruz efendim. Konuyla ilgili sormak istediğiniz sorularınız varsa bizlere WhatsApp ve Bip iletişim hattından da ulaşabilirsiniz diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ve Luthier Metin Deniz Türeli bizimle birlikte Ereğli'den geldiler, misafirimiz oldular. Hoş geldiler, sefalar getirdiler inşallah. Minik bir kaza geçirmişiz. Bugün dedik ki sazlı sözlü hem çalalım hem söyleyelim hem anlatalım istemiştik ama minik kliplerimizle ve insertlerimizle inşallah hem anlatacağız hem bir taraftan da klibimizi izlemiş olacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Güzel, keyifli bir program diliyorum. İnşallah öyle i̇nşallah, olacağına inanıyorum. İnşallah efendim. Aynen. 2 sene oldu mu? Belki daha fazla oldu. 2-3 sene önce yaklaşık diyelim efendim. Alın teri programımız için biz Ereğli'ye çekime gittiğimizde atölyesindeydik Deniz'in ve çok güzel hem o sazların yapım aşamasını birlikte çalışarak yaptık. Evet, evet. Hem bir keyifli taraftan bir kemençe çaldı, biz dinledik. Çok da güzeldi, keyifliydi. Genç bir kişi olmana rağmen Türk sanat müziğiyle aslında musikiyle uğraşıyor olman da dikkat çekiyor bence. Evet. Yani bu yaşta bu kadar yeteneğe sahip olmak hep diyoruz ya. Kendine güvenen, gerçekten yetenekli olan gençlerimizi bizler burada tabii ki bir süzgeçten geçtikten sonra burada ağırlamak evet. Ve yaptıkları o güzel işleri birlikte izleyenlerimizle paylaşmayı çok istiyoruz. İşte Deniz onlardan birisi. Seni tanımak istiyoruz Metin. Birazcık bahsedebilir misin kendinden ve evet. Musikiye yani bu çalgılı sazların yapım aşamasına nasıl başladın? Müzikle ne zaman buluştun? Öncelikle nazik düşünceleriniz için müteşekkirim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve böyle güzel bir programa da konuk olduğum için ayrıyeten kıvanç duyduğumu da belirtmek isterim. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Adım Metin Deniz Türeli. 11 yaşında keman eğitimi alarak Türk musikisi deryasına şöyle bir ağabey alem ettim diyelim. O dönemlerde yani musikinin o yumuşaklığı, o lirikliği beni dinginleştiriyordu. Ben çok yaramaz bir çocukluk geçirdim. Yani yine beni babaannem büyüttü. Şimdi böyle kapının deliğinden bakarlardı. Aa, deniz var, açmayalım kapıyı, sessiz olun derlerdi yani böyle. Niye? Çünkü yaramaz bir çok çocuk yaramazdım. Geliyor. Markete giderdim, yumurtayı alıp kasiyerin alnında patlatmayı hedeflerdim yani. Eyvah eyvah. Veya işte bir misafirle eve gittiğim zaman saksıyı alıp halının ortasına dökmüşlüğüm vardır. Ev sahibi olsun bravo. çocuk falan diye böyle yani sahte gülüşe giriyor. Çok oldu yani böyle. Ama musikinin beni dingileştirdiğini babaannem fark etti. O halde sen yani bir yerden aşinalık var ve babaannen evet. Herhalde değil mi çok fazla aşinalık var. Bu aşinalık ezelden olsa gerek. Yani sonradan eklenen bir şey değil. Klasik Türk musikisini sevmek sonradan eklenebilecek bir şey değil. Bu tabii ki Allah'ın vergisi. Allah'ın kulun gönlüne ettiği bir ilham. Nacizane bu fakirde de böyle bir ihsanda bulunmuş Rabbimiz elhamdülillah. Babaannem de bunu fark edenlerden oldu. İşte bir Münir Nurettin Selçuk, bir Bekir Sıtkı ondan sonra. Çok önemli isimler bunlar. Evet çok önemli isimler. Onları dinlerdim ve dinginleşirdim. Ta ki 11 yaşına kadar. Oysa ki baktığınızda sanki küçük bir çocuğa ağır gelen müziklermiş gibi algılıyoruz da değil. Evet. Sakinleştirmek için de fayda sağlayan müzik türlerinden bir tanesi tabii. Bence. Yine dediğim gibi Rabbimizin gönlümüze ihsan ettiği bir şey. Evet. Kimisine başka şey verir. Farklı bana, yetenekler tabii ki evet, her birimizde. Farklı cevherler var. Kesinlikle. Keşfedebilirsek. Bu fakire de nacizane Rabbimiz böyle bir
güzel ihsanda bulunmuş ki çok büyük şükür kaynağım. 11 yaşında keman çalarak Türk musikisi öğrenmeye başladım. 14 yaşında müzik öğretmenimin, 8. sınıftaydım sanırım, bana vermiş olduğu bir performans ödeviyle çalgı yapıma da büyük bir merakla başladım. Evet, merak ettim. Sınıfımız çok kalabalıktı o zaman. 40 kişilik mevcudumuz vardı. 40, 41 filandı sanırım, tam hatırlamıyorum. Yani bir şekilde ben grup dışı kaldım. Böyle en arkada köşede oturuyordum o zaman. Boyum uzun olunca ön tarafa fazla geçemedim. İlkokul çağlarında öyle oluyor mu gerçekten? Evet. Ben de öyleydim. Hep arka sıralarda oturmaktan bıkmıştım yani artık. Evet. Herkes grup grup ödevler verdi. Bana da dedi ki sen kemancısın. Madem o zaman bir maket keman yap dedi. Ya pet şişe falan geldi aklıma bir an, o an işte böyle yanlarını nasıl yaparım, pet şişeden keser bak dönerim. Bak hemen alevlenmiş yalnız böyle. Ondan sonra böyle. Kontu plak yaparım, üst kapak, arka kapak, sap yaparım falan, böyle bir anda içeride böyle şey döndü. Bir atölye kuruldu burada. Yani böyle beynimin içinde. Tamam hocam dedim. Çalışmaya başladım. Bizim evimizde müstakil bir ev. Bahçelik. Müsait de müsait çalışmaya. Bir yer, aynen. Ereğliliyim bu arada. Konya Ereğli ilçesinde oturuyorum. Buradan bütün Ereğli'de izleyen herkese sevgiler. Sen selam babaannene olsun, özellikle ellerini evet, öpüyoruz. Evet, ellerini öpüyorum babaanneciğim. Çalışmaya koyuldum. İşte kendi kemanımı böyle kontrplan üzerine koydum. Çizdin. Çizdim. Ondan sonra kıl testleri aldım. O eftelliklerini falan açtım. Böyle pet şişeden yanlık döndüm böyle. İşte süpürge sapı vardı. Bakar mısınız Yine zeka? babaannemin gizlice onu kesip sap olarak taktım. Sıra geldi salyangoza. Kemanın akortlarının yapıldığı o yerde şöyle çok güzel bir estetik harikası vardır. Dünyaca kabul edilmiş altın oran harikasıdır. Salyangoz şekli vardır orada. Tamam. Onun Keman, da bir anlamı var yani, tabii değil mi? Keman dünyaca kabul edilmiş altın oran harikasıdır. O da salyangoz da altın oranın simgesidir. Peki. Sıra oraya geldi. Sanki kemanı gerçekten yapmışım gibi, öyle hayal içindeyim ki. Çünkü çocukluğumdan beri çok hayalperest biriyim aynı zamanda. Sanki o keman gerçekten böyle sahnelik bir keman olmuş gibi. Salyangozda beynim durdu. Al işte. Algılayamadım. Bak bir yerde durdunuz, tıkandınız. Ne çözüm buldun peki oraya? Sonra dedim ki bunu marangozlara yaptırırım diye düşündüm ki yapamazlar yani. O çok büyük farklı teknikleri var yani, onun için eğitim almak gerekir. İşte bir marangoza gittim. Evirdi çevirdi, işin içinden çıkamadı yani. Marangoz da bilemedi. Sonra dedi ki bunu biz yapamayız dedi. Kim yapar? İşte falan yerde falan kişi yapar. Bir Abdullah Usta vardı, rahmetli oldu. Bu işin imalatını yapan kişi değil, mi? Değil, değil. Değil. Tornacı kendisi, ahşap torna sanatıyla uğraşıyor. Sağ olsun bana torna çekmeyi de o öğretmiştir. Torna dediğimiz şu ekranda gördüğümüz. Ekranda gördüğümüzün daha büyüğü. Peki. Aynen, o ağaç için. Ekranda şu an evet. tesbih yapımını gösteriyorum. Tesbihi konuşacağız, ikinci bölümde konuşacağız. Evet inşallah. O da yan alan. Abdullah Usta vardı, rahmetli. O da geçen yıl Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin. Dedi ki bunu ben yapamam dedi. Ama Ereğli'de bir bağlama yapan bir usta var dedi. Onunla bir görüş dedi. Nitekim görüştüm kendisiyle. Bir dönemde çıraklığını yaptım. Evet. Ve böylece çalgı yapımına ilk adımımı atmış oldum. Sonuçta yapıldı mı salyangoz? Salyangoz yapılmadı. Yine yapmadık yani salyangozu. Onu eksik o ödevi o şekilde teslim ettim ama düşünsenize bir atölyeye girmiş, her taraf çalgı dolu. Yapım aşamasında çalgı dolu. Peki bir şey söyleyeceğim. Düşük not mu aldın yoksa o şeyden? 100 aldım. Oh, maşallah. Tabii. Yani salyangozda eksik olmayacaksın. Tabii salyangozda yani, eksik olsun. Oraya kadar yapmışız yani. O kadar gezmiş, tozmuş, yine de araştırmış, en azından çabalamış olmayınca olmuyor evet. Yani. Bir yerde de tıkanabiliyoruz. Evet. Buradan da bu arada vesile olduğu için Berna hocamın da ellerinden öpüyorum. Çok fazla hocam ediyorum. Var eminim bu evet. Bu noktada sana emek veren, evet. Emeği olan, destek olan birçok ciddi hocalarım vardır. Kesinlikle. Hepsine saygılarımızı gönderelim. Evet. Peki luthier diyoruz ya, evet. Bunu biraz açalım mı? Açalım.
çalgı yapım ustası dedim ben ama herhalde bunun da doğru, daha ayrıntılı anlatmak için metinden öğrenmemiz gerekiyor. Bir nevi çalgı yapım ustası demek ama biraz daha üst seviyesi. Genelde keman yapımcılarına, keman ailesi yapan ustalara verilen bir ünvandır. İtalyanca bir kelime, luitao. Türkçe'ye luthier olarak girmiş. Hı hı. Şimdi bizim ekolünü takip ettiğimiz, ben asıl branşım keman ailesi yapımı. Yani okulda keman ailesi keman yapımı üzerine eğitim aldım. Keman ailesi yapımı deyince içine neler giriyor tabii, keman, hepsini öğreneceğiz. Keman, viola, violonsel ve konturbas. Çello da dahil değil mi? Violonsel, çello, aynı şeyler. Bizim ekolünü takip ettiğimiz bazı ustalar var, İtalyan ustalar var. Keman ailesinde İtalyan ekolünü takip ediyorum ben. Ve okulumuz, yani eğitim aldığım okul İtalyan ekolünü takip ediyordu. 1700'lü yıllarda yaşamış ustaların yapmış oldukları enstrümanları yapıyoruz biz. Onların ekollerini takip ediyoruz. Onların teknikleriyle, tamamen geleneksel, yani klasik yöntemlerle. Klasik dediğimizde neyi görüyorduk peki? Gelenekselliği görüyoruz. İşin tamam, özü. Özü, çekirdeği, yani toprağa düşen o çekirdek klasikliktir, gelenekselliktir. Geleneği sürdürmek yani de bence, evet, çok çok güzel, özel. Evet. Biz de o tohumdan çıkan işte meyvelerin içindeki birer çekirdeğiz yani. İnşallah şimdi dedin ki, yine toprağa düşeceğiz, yine çoğalacak. İnşallah. Böyle kıyamete kadar devam edecek inşallah. Luthierler, bir müzedeki görmüş olduğunuz tarihi eser, bir saz, bir, evet, çalgıyı alır, aynısını yapar, hiç de farkına varmazsınız, evet, dedin sen. Birebir kopya diyoruz ona. Hiç değil misin? Şimdi o ekolünü takip ettiğimiz ustaların yaptıkları her enstrümanın bir ismi var. İşte Antonio Stradivari'yi takip ediyorum. 1716 yılında yapmış olduğu Mesih isimli bir kemanı var. Şu an belli bir dönem Fransa'da kullanılmış. Şimdi İtalya'da, Cremona'da keman müzesinde sergileniyor. Çok güzel. Onun üzerindeki kırığıyla, çatlağıyla, boyasının işte sıyrık yerleriyle atıyorum, birebir aynısı. Tebrik ediyorum. Ustalarımızda hata yok ama bunun için hani özel bir caizse, eğitim gerekiyor tabii, mu peki? Tabii, uzun bir eğitim gerekiyor. Tabii ki çok gerekli olsa gerek. Yani şöyle söyleyeyim. Ben çalgı yapım bölümü okudum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı çalgı yapım bölümünde okudum. 4 yıllık zorlu bir eğitimden geçtik. Bütün arkadaşlarımla beraber, yani hepsi çok iyidir işlerinde, hepsi çok mahirdir. Özellikle sınıf arkadaşlarım. Hı hı. Yani şu an hepimizin atölyesi var. Bu işi yaptırıyoruz. Maşallah, bu geleneği devam güzel ettiriyoruz. Gerçekten çok zorlu bir yolculuktu. O görüyoruz yıl zaten. Bakar mısınız? Atölye çalışmaları, evet, bir taraftan ekranda. Onlar üzerine de konuşacağız tabii ki ama, evet, şöyle bir musikiyi detaylı konuşalım istiyoruz. Evet. Zorlu bir eğitim sonrasında artık sonrasında atölye açıldı. Atölye açıldı ve bunun için özel çalıştık. Çalgı yapmak ayrıdır. O birebir kopyayı yapmak ayrıdır. Birebir kopyayı yapana da luthier denir. Peki, bunu da açıklamış olduk. Birebir kopyayı yapamayana keman yapımcısı, ut yapımcısı, tambur yapımcısı, yani çalgı biz yapımcı. Çok fazla detay. Genel adı çalgı yapımcısıdır ama aynen, luthier dediğimiz söylüyoruz zaman bir tık üste çıkmış oluyoruz. Yani, evet, birebir kopyalama yapabilen kişilere, sanatçılara diyelim daha doğrusu, ustalara biz luthier diyoruz. Bu şekilde de hani ben bunu söyledim de Allah Allah, evet, ünvan neydi ya falan diyenler oldu çünkü. Bilmeyince haliyle yabancı geliyor. Tabii. Peki musikinin oluşumu, yani ne zaman oluştu çalgılar, ne zaman ilk yapılmaya başlandı? Yani musikinin bu alanda müziğin bir tarihçesine gidelim istiyoruz. Çok öncesine gideceğiz. Çok öncesine gideceğiz. Çok çok öncesine gideceğiz. Müzik, kaç asır gideceğiz önceye? Bilemiyorum yani, bayağı bir önceye gideceğiz. Çünkü Hazreti Adem'e kadar gidebiliriz. Yani dünyanın kuruluşuna kadar gidebiliriz. Çünkü neyle gidebiliriz? Neyle gidebiliriz? Önce doğadaki seslerle gideriz. Musiki doğadaki seslerin taklidiyle başlamıştır. Hayvanların sesleri. Bir ahenk var değil mi? Rüzgarın tabii sesi, tabii hepsi çok ilkel bir şeyi var. Başlangıcı var. Bugünkü ama noktaya kadar. Nasıl evrilmiş? Nasıl evrilmiş? Nasıl, evet, değişmiş? Kesinlikle. Şimdi ilk çalgıdan bahsedelim.
Orta Asya Türklerinin elinden çıkmıştır ilk sazlar. Kopuz ve rebap. Yani o zamanki ismiyle ıklık. Rebap çok güzel bir sazdır. Bilenler mutlaka o ses hemen kulağınıza gelivermiştir şu an. Çok güzel, özel bir saz. O dönemdeki ismiyle ıklık. Iklığı da derler. Neden ıklık demişler? İşte o zaman yay kullanıyorlar, ok kullanıyorlar. Ok kullanıyorlar, evet. Yayı gerdirip de oku bıraktığında ık diye bir ses geliyor. Onu alıp yelkek eklemişler. Yani ıklık. Şimdi çünkü rebabın tellerine hani o yayı da çekerken ona da yay ismi vermişler. Yani o diye o sesi veriyor. Oradan yola çıkarak ıklık demişler. İlk sazlar bunlardır. Bu ikisidir. Tabii vurmalılar falan da var vardır yani. Sonradan çıkmıştır. İlk yaylı saz diyelim. İlk yaylı saz ıklık. Yani rebap ve kopuz. Daha sonra batıda da çalgı yok ama ses var. Yani orada da Gregorian ezgileri denir onlara da. Kilise müzikleri var. İşte çok sesli, akapella dediğimiz çalgısız müzik yapıyorlar ve çalgıyla tanışmamışlar daha yani. Çalgı deyince müzik batıda, hali. Müzik deyince onlarda ilk aklıma gelen keman oluyor zaten. Gitar tabii. Ve keman. Şimdi kemana doğru geliyoruz yani. Rebap evet. Birazdan keman olacak. Evet, aynen, aynen. Nasıl olacak? İşte Endülüs'ün kurulmasıyla beraber, oraya yapılan o göçle beraber batılılar ilk defa çalgı görüyorlar. Dikkatlerini i̇şte, çekiyor. Evet, bizim yaylı sazımız rebap, rebabı görüyorlar. Onunla tanışıyorlar, ilgilerini çekiyor. Kabul ediyorlar. Ondan sonra çengi görüyorlar. Çeng diye bir çalgımız var. Onu görüyorlar, kopuzu görüyorlar. Ve hepsini çalıyorlar sonra. Ve ne yapıyorlar? Aslında çalmıyorlar, öyle demeyelim. Değiştiriyorlar, geliştiriyorlar. Geliştiriyorlar. Yani. Evet. Bizim zaten dünyanın kurulduğundan beri Türkler bulur, Batı geliştirir. Geliştirir. Türkler aynen. Bulur, üretim bizden, Batı fikir geliştirir. Bizden. Evet, aynen. Fikir üretim şeyi geliştirmek onlardan yani. Çok üzücü ama bu. Çok üzücü. Aslında bir noktada da kültürler de harmanlanmış, öyle değil mi? Ama bu şöyle olmuş. Bizde Peygamber Efendimiz'den mütevellit bir şey var. Usta çırak ilişkisi var. İlişkisi var tabii. Yani hep mukabele usulüyle. Yani o yüzden mesela çok eserimiz var. Türk müziği formunda çok eserlerimiz var. Ama belli bir kısmı gelmiş. Çoğu unutulmuş. Neden? Çünkü nota yok yani. Not alınmamış. Şimdi hep meş usulüyle geçmiş. Tabii yani usta çırak ilişkisi ve çıraklar ustalarından izin almadan da zaten bir şeyleri icra edemezler. Değil mi? Böyle bir usul var. Çok da güzel bence. Evet, bizde bu var. O yüzden bizim musikimiz daha gönle hitap ediyor. Aynen. Daha gönle hitap ediyor. Batı müziği çok tekniktir. Çok köşelidir. Sanatsal, onlar hep teknik ilerliyor sanatsal zaten. Bir müziktir. Zordur. Ama sözün meclisten dışarı biraz kısırdır şey anlamında, hissiyat anlamında. Bilmiyorum, nacizane fikrim. Ama Türk müziği, klasik müzik makamlarımız o kadar derin ki yani mutlu olursun, sevindirir, hüzünlü olursun, ağlatır. Yani ritmik bir eser bile ağlatabilir. Tabii. Yani. Hüzünlü olursun çok ritmik böyle. Çünkü yani senin, içinde duygular var. Evet, çok büyük duygular var ve yaşanmışlıkları ifade ediyor. O yüzden de özel. Bizim yani musikide bir hakikat var. Bir sır var. Hazreti Mevlana da bahseder. Hazreti Pir de bahseder bundan. İşte o hakikat bazen şöyle şurayı açıyor. Kendini şöyle bir gösteriyor. Sonra yeniden içine giriyor. Aynı müziği 100 kere dinlersin ama bir kere belki o lezzeti alırsın. Belki ömrün boyunca o eserden bir daha o lezzeti belki alamayacaksın. Belki her dinlediğinde alacaksın. Ama mutlaka bir kere şuradan şöyle ya da çıkar. Defa kez dinlersiniz, sevmezsiniz hani ne bileyim değiştirirsiniz. Ama farklı bir duygu içindeyken bir kez daha dinlediğinizde o şarkı size çok 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 farklı gelir evet, eser. Evet, aynen öyle. İnsanın duygularına hitap eden bir yapısı var. Şimdi Ereğli'den geliyorum bugün buraya davetiniz üzere. Bana refakat eden
sevgili arkadaşım aynen Tarık. Aynen ondan bahsetmeyeyim dedim evet. Ki sen konuyu açtın. Bu arada arkadaşların hep çevrende yine müzikle, evet. türkülerle, evet. ne bileyim evet. şarkılarla, musikiyle ilgilenen kişiler. Evet. Hem yapıyorlar, çalıyorlar hem de söylüyorlar, icra ediyorlar. Evet. Arkadaşımız arka planda dedim ki insan evet. bir bağlamasını alıp gelmez miydik oraya? Şurada ne güzel çalardık. Küçük bir kaza geçirmiş, geçmiş olsun bu arada. Laf lafı açıyor, konu söyle. Değişiyor. Kesinlikle. Bakar mısınız ikinci kazaymış aynı parmakta ve bana da söylemiyor tabii onun evet. şeyiyle, şokuyla. Keşke dedim söyleseydin ya ya da arkadaşını getirmişsin yanına ne güzel şurada söylerdik, çalardık, söylerdik dedim. Dün geldi bu kaza. Acil şifa diliyorum. Aynı parmak yalnız Allah bence razı olsun, teşekkür ediyorum. Korunaklı bir şey kullanmak gerekiyor. Biraz nazar oldu sanırım. Olabilir. Olabilir. Şimdi İnanırım. Eldiven falan giydiğim zaman pek hissedemiyorum şeyi. Şimdi yapım aşamasında işte ağacı tuttuğum zaman onun kalınlığıdır, şeydir tutmam lazım ama artık mecbur bir çelik eldiven siparişi verdim. Aman çelik dikkat. Eldivenle çalışacağım ama işte o biraz hissi öldürdüğü için çalışmada. Ama iş kazaları dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Önlem almazsak yine aynı parmak sürekli kazaya maruz evet, giderse, evet. Yani maruz kalırsa sonra... o zaman eyvah bu sefer ve, hiç yapamayacağız. Ve sol elim yani enstrüman çaldığım elim. Evet yani çalgıları çalarken de en çok kullandığımız parmaklardan bir evet, tanesi. Evet işaret parmağı, kelepçe parmak yani. Aynen hep lazım o yüzden de lütfen diyorum daha dikkatli olalım. Muhtemelen bizde bir hata var. Rabbimiz bize burada bir... işaret kaza. Gönderiyor. İnşallah kaza ve kader Allah'tandır. Kesinlikle. Musiki'yi konuşuyoruz. Tarihçesinden evet. biraz bahsettik. Günümüze kadar nasıl evrildi, nasıl değişti, ne gibi değişikliklerden geçti. Buradan devam edelim. Sonrasında devam edelim. Birazdan zaten reklamlara gideceğiz. Sonrasında tabii ki görüntüler üzerine konuşmak istiyorum. Atölyede çok tabii. şey yapılıyor çünkü. Tamburlar yapılıyor, evet. kemençeler yapılıyor. Senin asıl branşının keman olduğunu öğrendik ama bununla birlikte artı yaptığın diğer işler. Bir de tesbih çıktı ortaya onu da konuşacağız. O da evet. önemlidir, özeldir. Hani onu alırken yaparken seçtiğimiz ürünler daha çok hangisi tercih ediliyor? Aslında tesbih yapımı biraz hobi gibi. Şimdi zaten işim hobi gibi ama yani tesbihle böyle bazen dinlenmek için yapıyorum. Onu aslında sır tutuyordum ama burada... Sizle de paylaşmak istedim. Çok fazla birazdan şey yapmayacak. Diyelim o halde. O kadar büyük ustamız var ki tesbih tabii, usta. Tabii. Onların yanında naizane bizim o da ayrı bir sanat dalı yani. Diyorum ben. Evet. Onunla ilgili de bir güzel bir program yapmıştık. Hadi hep alın terini andık bu programda, bu bölümde. Evet. Çok değerli ustalarımızla çünkü çok güzel programları gerçekleştirdik sevgili izleyenlerimiz. Her birini bu programda ondan sonra da inşallah tek tek yer vermeyi evet. çok istiyorum. Kısa bir aramız olacak. Reklamlar sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu dakika itibariyle ekranları başına geçen bütün izleyenlerimize, bütün musiki severlere diyelim efendim. Sevgiler, selamlar olsun inşallah bir kez daha. Luthier Metin Deniz Türeli bizimle birlikte Türk müziğinden bahsediyoruz ve musikinin tarihinden bahsediyoruz. Kaldığımız yerden evet. devam edelim istiyoruz. Devam edelim. Şimdi Türk musikisinin gelişim süreci sonrasındaysa ilk bestekarlarımız kimlermiş? Osmanlı dönemine şöyle bir yolculuğumuz tabii olsun ki. Mu? En sevdiğim. Kesinlikle. En sevdiğimiz aynen. Evet. Şimdi öncelikle şu keman rebap olayını bir toparlayalım. Endülüs'ün Avrupa'ya geçmesiyle beraber evet. orada Batılılar ilk defa yaylı çalgı, daha doğrusu çalgı görüyorlar. Ve daha sonra ilerleyen zamanda bir viol ailesi oluşturuyorlar. Viol ailesi. Bunlar kemanın ilkeli diyelim. Artık böyle yavaş yavaş keman şeklini almaya başlıyor. Ve keman daha böyle çocukları diyelim artık onların. Evet, evet. Ve aynen. daha şekillenmiş hali. Aynen daha öyle. Kibarı. Daha kibarı. Sonra barok dönem çalgıları oluşuyor. Viyolo'da amore, aşk çalgısı demek. Viyolo'da gamba, bacak çalgısı demek Türkçeleri. Viyolo'da braccia, işte kucak çalgısı. Anlamına geliyor.
Bu çalgılar oluşuyor. Daha sonra yavaş yavaş kemana doğru bir kayma oluyor. Yani geliştikçe bunlar tabii böyle birkaç yılda olan şeyler değil yani. Uzun zamanlar geçiyor yani. Zor mu geliyor acaba artık? Hani çok büyük bir yapıya sahip ya viole dediğimizde. Şöyle şimdi. Ama hala günümüzde kullanılıyor. Zaman geçtikçe kullanılıyor tabii. Zaman geçtikçe müzik anlayışı değişiyor. Hı hı. Müzik anlayışı değiştikçe ihtiyaç fazlalaşıyor. Evet. Ona göre de gelişim sürecine giriyor. Geliştiriyorlar. Ya bu saza ne yapsak işte daha kuvvetli ses alırız. Ne yapsak basları daha kuvvetli hale getiririz falan. İşte besteler, çok büyük bestekarlar ortaya çıkıyor. İşte o besteleri, kemanı o besteleri çalabilecek hale getirmeye çalışıyorlar. Şimdi piyano var. Yani piyanonun barok dönemi var. Klavsen, harpsikort. Onda çok fazla çeşitleri var. Şimdi bir sürü ses var. O seslerin kullanılan diğer sazlarda da olması lazım ki icra yapılabilsin. Bestekar harpsikort da yapmış bestesini. Şimdi herkes uyum sağlayabilmesi lazım. Dolayısıyla bir gelişim sürecine giriyor ve kemana bugünkü şeklini Gasparado Salo isminde bir luthier veriyor. Peki. Ve daha sonra Cremona'da onun ekolünden gelen bir atölye açılıyor. Bu atölye aynı zamanda günümüzdeki çalgı yapım okulu. Çok da güzel olmuş bence. Evet. Ama onun üzerine bir şey eklenmemiş değil mi? Olduğu gibi o haliyle kalmış. Günümüze kadar gelmiş. Hayır, yani. Hayır işte o da çok değişiyor. Şimdi Gasparado Salo'nun yapmış olduğu bir kemanla Strad'ın ondan aynı değil. Belki bir 70-80 sene sonra gelmiş bir ustanın şimdi yan yana koyduğun zaman Strad'ınki bugünküne daha çok benziyor. Çünkü biz onun ekolünü takip ediyoruz artık. Hmm, o dönem evet. yine barok dönemdi. Klasik dönemde çok şey değişti. Strad bu enstrüman için çok uğraştı. Sadece F deliği için yani o bir üzerindeki F deliği için bombe verileri, et kalınlıkları. Sesin daha güzel olması için evet, bu değişiklikler tabii ki. Form, genel form üzerinde çok büyük çalışmalar, çok uzun süreli soluklu çalışmalar yaptılar. Ve bu döneme kadar Strad'ın olsun, Guarneri Del Gesso'nun olsun bütün enstrümanları incelendi. Bilimsel kaynaklar, akademik eserler yazıldı. Çok çalışmalar tabii yapıldı. Tabii ki çok büyük. Yıllar verildi. Çok büyük şeyler yapıldı. Şimdi sadece enstrüman değil, ağacın anatomisini de bilmen gerekiyor. Doğru. Her ağaçtan da yapılmıyor aslında bu sazlarımız. Tabii ki. Her birinin farklı şeyi var. Damar çok önemli. Çünkü sesi veren zaten o damar ve ağacın kuruluk yapısı. Neyse. İşte Gasparado Salo, daha sonra çalgı yapım okulu kuruluyor. O dönemin büyük ustası Amati. Hiç duymadığımız isimler. Amati var. Sonra onun oğluyla beraber çalışıyorlar. Sanırım Andrea Amati olması lazım. İşte Guarneri, bunlar çocuk yaşta giriyorlar tabii atölyeye. Guarneri giriyor, Strad işte kimsesiz manastırdan alınıp oraya veriliyor. Hı hı. Onların da hikayelere çok girersek çıkamayız yani. O yaştan itibaren eğitim alıyorlar. Daha sonra Strad kızıyor. Bizim artık böyle 18'li 20 yaşlar, delikanlı yaşlara geliyor. Biraz ustasına sistemde bulunuyor. Enstrümanı biz yapıyoruz ama etiketini basıyor içine diyor yani. Ben artık bırakıyorum. Şimdi bizim vermiş olduğumuz tepkiyi vermiş zaten zamanında değil evet. mi? Aynen öyle. Yani icat eden biziz aslında, etiketi başkaları. Aynen ayrılıyor ve kendi atölyesini açıyor ve kısa kesiyorum. Bugüne kadarki en kusursuz kemanları yapıyor. Yani kemanında tarihçesi böyledir. Atası rebaptır yani. Atası rebaptır. Rebap çok özel bir sazdır dedik. Evet. Konya'mızda bu işi yapan, devam ettiren, hem yapımını hem icrasına devam ettiren bir tek kişi var biliyorsunuz. Çok geçmiş yıllara gitmem gerekiyor. Programlar yapmıştık. Sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar saygılarımızı gönderelim. Ali Şems ustamız evet, var. Evet. Şems değil abi mi? Buradan saygılarımı sunuyorum. Kesinlikle. Çok severim. Rebap efendim bir gün sizi burada çok ağırlamayı severim. Çok isteriz. Ali Şems Bey'i. Şimdi ilk bestekar. Evet, ilk Türk musikisi bestekarı. Evet. Azeri Türklerinden Safiyyuddin Urmevi Efendi. İki isim mi çıkıyor karşımıza aslında bu dönemde? Bu dönemde. İlk zamanları yani. İlklerden sayılıyor. Yani şimdi tabii ki nokta atışıyla hesaplamamız çok zor. Evet. Çok eski yıllardan bahsediyoruz. Elimize ulaşan kaynaklar neticesinde bu ismi verebiliyorum size.
Yani belli başlı bazı eserler var. Güzel eserler de var ama tabii ki o ilk formlar olduğu için biraz daha bugünkülere göre veya işte, Osmanlı dönemindekilere göre çok daha basit düzende ilkel. Ama elimize geçen tarihi kaynaklar neticesinde konuşacak olursak Safiyüddin Urmevi Efendi. İsimleri de biraz zor söyleniyor. Zor vallahi ya, hani telaffuzları Tekerleme gibi. gerçekten zor. Uzun isimler konmuş çünkü. Peki Osmanlı dönemine baktığımızda müzik hangi aşamadaydı? Yani o dönemlerdeki padişahlarımızdan hangisi müzikle, musikiyle ilgileniyordu? Çünkü her birinin farklı sanat dalları vardı Şöyle çünkü. söyleyelim, hangisi ilgilenmiyordu ki? Hangisi ilgilenmiyordu ki? Hem Hangisi de çok ilgilenmiyordu çok ki? yönlü Tabii hem ki, de, değil tabii ki mi? çok, yani hiçbir Osmanlı padişahı, Osmanlı şehzadesi ya da hanedanı diyeyim yani veya saray mensupları işte Ama özel paşalar, eğitimler. paşalar vesaire Tabii, tabii ki tabii. yok ki sanatla ilgilenmesin. Evet. Kimi Yani kuyumcu, kimi kuyumcu, musikiyle ilgilenmiş. evet. Değil mi? Ondan Say sonra say bitmez. şair, Tabii. şair. Çoğu bestekar padişah aynı zamanda şair. Son dönemlerde fıkıh alimi, İslam alimi, yani zaten aynı zamanda halifelik unvanı taşıyorlar biliyorsunuz. Türk musikisinin gelişimine girecek olursak hiç şüphesiz ki Osmanlı döneminde Hızlı bir gelişimini şekilde. hızlı bir şekilde yaptı ve tamamladı. Altın çağını aslında Altın yaşadı çağını, diyebiliriz o altın çağını halde. 3. Selim zamanında yaşadı diyebiliriz. Sultan 3. Selim zamanında yaşadı diyebiliriz. Çünkü Sultan 3. Selim klasik Türk musikisine yeni bir devir açtı. Yani Bir devri neler kapatıp yapıldı bir peki? devri açtı diyebilirim musiki anlamında. Neler yapıldı peki? Neler değişti yani o dönemde? Sultan 3. Selim'in lirik bir musiki anlayışı var. Yani çoğu eserini biliyorum. Hemen hemen hepsini biliyorum diyebilirim. Ama size şöyle anlatmaya çalışayım. Bugün Sultan 3. Selim'in bestelediği bir eser var. Bu da bugün çıktı. Kaynak yeni elimize geçti deseler. Ben bunu bilmesem, o icrasını duysam, musikiyi duysam evet bu 3. Selim'in bestesi olabilir. Allah Allah hiç duymamıştım daha önce derim. Çünkü O kadar hakimim diyor yani. estağfurullah hakim olduğumdan değil Sultan Ama 3. çok Selim o güzel. kadar güzel bir uslup geliştirmiş ki ben 3. Selim'im diyor müziğin Kendini içinde. belli ediyor. Tabii bu benim bilmemle Kaliteli o değil, halde. kaliteli bir Kesinlikle. müzik adamı kesinlikle. Çok büyük bir bestekar ve şu an kullandığımız birçok Türk musikisi makamının da icatçısı, buluşçusu. Çok fazla makam var ya musikide. Evet, 600 küsür Çok fazla. makam Hangi, var. en çok Bugün kullanılanlar günümüzde hangisi mesela? O dönemde en çok hangisi kullanılmış? Sabahlar var, ne bileyim, o dönemde hepsi nihaventler. kullanılmış. Hepsi. Yani hepsi kullanılmış. Bir de bir eserin içerisinde, eser sabah makamında veya eser Acemi Aşiren makamında. Ama eser bitene kadar o eserin içerisinde bir sürü makam geçiyor. Geçki yapıyorlar. Çeşnilendiriyorlar. Bu ayrı bir lezzet veriyor. Acemi Aşiren yapıyor. Eserin meyanında sabahaya geçiyor. Çargah yapıyor veya Çok yani. ağır değil mi bu bahsettiğiniz makamlar? Şimdi musiki deyince aklıma tek bir isim geliyor aslında. Dede Efendi. Evet, Dede Doğru Efendi. mu? Yine 3. Selim döneminde mi yaşamış bir 3. Selim isim? zamanında yaşamış bir Mevlevi dervişidir. Hamamizade İsmail Dede Efendi. O kadar zordur ki Evet. eserleri. Çok Aman, çok zordur gerçekten ve çok bilinendir. ezberlemek, onu icra edebilmek doğru bir şekilde çok zor. En beğendiğim eseri Hüzzam makamındaki Mevlevi Ayini'dir. Ya. Kendisi Hüzzam Mevlevi Ayini için bu bana yazdırıldı diyor. Hak tarafından yazdırıldı diyor. Bunu Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde derviştir. Şeyhi Ali Nutki dededir. Bir hikaye anlatacaksın sanki Evet. burada bize, değil mi? Hadi Evet. dinleyelim. Şimdi Mevlevilikte şöyle bir şey var. Mevlevi dervişleri 1001 günlük çile sürecini tamamlamadan tekkeden ayrılamazlar. Hizmet ederler. Doğru, eğitim süreci diyebiliriz, değil Tabii mi? Bin bir eğitim süreci. gün. 1001 günlük eğitim süreci. Çile de derler ona. Evet. O süre içerisinde tekkeye hizmet ederler. Bütün dervişler istidadına göre de ayrılır. Dede Efendi Hazretleri o kadar büyük bir musiki alimi ki
Bunun bilgisi Sultan 3. Selim'e ulaşıyor. Saraya kadar gidiyor. Evet. Sultan 3. Selim Dede Efendi'yi saraydaki fasıllara davet ediyor. Ama bir dervişin bin bir günlük çilesini tamamlamadan tekkeden ayrılması bu zamana kadar görülmemiş. Yani mümkün değil. Nasıl müsaade çıkıyor peki? Şimdi bakın burada o kadar büyük bir ince nokta var ki. Bir padişah emrettiği zaman kayalar parçalanır. Dağlar yerinden oynar tabiri caizse. Padişah tekkeye geliyor, Yenikapı Mevlevanesi'ne geliyor ve Ali Nutku Dede'den destur alıyor, izin alıyor. Bir padişah evet. Ki bir Mevlevi Şeyhinden izin alıyor. O kadar büyük bir hoşgörü ve ince çizgi var burada yani. Bakın devletin, bir devlet adamının bir tekkeye duyduğu muhabbete bakın yani. İnceliğe, o tevazuya bakın yani. Ki oraya emretse gidiyor, zaten tabii, olur. Tabii. Yani emretse tabii ki olur. Dede Efendi de şey diyor. Ali Nutki Dede Efendi. İzin veriyor. Padişah çünkü, geldi çünkü. Padişah'tan dolayı değil. Hamamizade İsmail Dede'nin istidadından dolayı, onun o inceliğinden dolayı, içindeki o evet bin bir günlük çile sürecini tamamlamamış ama artık o süre olmuş. O süre içerisinde evet o Mevlevi dervişliğinin letaifleri o kadar çok vücudunda et kemik olmuş ki Ali Nutku Dede destur veriyor, izin veriyor ve saraydaki şeylere katılıyorlar, fasıllara katılıyor. Bir gün şöyle bir olay oluyor. Sultan 3. Selim'in çok saygı duyduğu birisi. Muhtemelen 3. Selim'in yaşı daha büyük şeyden, Dede Efendi'den. Öyle, yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. 3. Selim sanırım perşembe günleri mi, pazar günleri mi ne şey var. Sarayda fasıl var. Dede Efendi baş bestekar olarak geliyor. Ve o dönemin bütün kaliteli bestekarları saraydalar tabii. 3. Selim'in besteleri işte icra ediliyor, konuşuluyor. Yeni makamlar üzerinde, eserler üzerinde besteler yapılıyor belki yani. Bilmiyoruz o ortam. Geliştiriliyor belki çok güzel de bir ortam. Evet. Ama şöyle bir adap vardır. Padişah gelmeden bütün herkesin davetlerinin orada olması lazım. En son padişah gelir, ayağa kalkılır, selamlanır. Padişah tahtına oturduktan sonra fasıl başlar. Peki. Şimdi Dede Efendi'nin faytonuna bir sıkıntı oluyor yani. Geç mi kalıyor? Evet. Eyvah eyvah. Tekerde sanırım bir sıkıntı oluyor. Başka bir şey mi oluyor yani, tam bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Hikayenin o kısmını tam hatırlayamıyorum. Geç kalıyor, 10 dakika falan geç kalıyor. Padişah girmiş, tahtına oturmuş ve şey yapmış, bakmış Dede Efendi yok. Biraz da böyle mahzunlaşmış. Aa, üzüldü. Peki. Tabii, bakın hiddetlenmiyor. Hiddetlenmiyor. Kızabilirdi. Kızabilirdi tabii ki. Belki de oradaki başka bir... Davete icabet etmedi diye. Davetlilerden belki başkası gelmese belki hiddetlenecekti. Ama Dede Efendi olmayınca, çünkü hocası aynı zamanda. Orada bir böyle mahzunlaşıyor. Dede Efendi böyle hızlı hızlı geliyor artık. Odadan içeri giriyor. Dışarıda tabii ağalar var ya askerler. Karşılıyorlar. Tabii. Ondan sonra Dede Efendi'ye sert davranıyorlar. Hünkar Hazretleri geldi diye böyle biraz daha yani kolundan tutup sarsıyorlar sanırım böyle. Üçüncü Selim hemen duyuyor Dede Efendi'nin geldiğini. Bir fırlıyor ki tahtından böyle, millet korkuyor. Herkes ayağa kalkıyor. Yani padişahın huzurunda millet böyle takır takır titrer yani. Ne oldu diye yani, böyle sinirli bir şekilde hemen kalkıyor. Görüyor orada. Ondan sonra Osmanlı tokadı var ya, onu oradaki o ağaya bir geçiriyor. Ağa yere düşüyor. Senin gibi bin tanesini vururum da Dede Efendi gibi bin yılda bir tanesini bulamam ya, diyor. O kadar Dede değerli. Efendi'nin elinden tutuyor. Bu büyük bir lütuftur yani, bir padişahın bu hareketi yapması. Dede Efendi'nin elinden tutuyor. Onu tahtına oturtuyor. Bir padişahın tahtına oturmak gurur verici. Yani yoktur yani. Tabii hanedan ki. Dışında. Şehzade korkar yani, oturamaz. Ondan sonra onu oraya oturuyor. Kendisi de dizinin dibine çöküyor ve o günkü fasılı öyle hallediyorlar. O kadar kıymetli bir insan. Dede Efendi. O kadar kıymetli bir bestekar. Ve musikiye gerçekten zamanda, emek veren, çok evet, güzel eserler çok bırakan bir önemli bir isim. Mevlevi derviştir aynı zamanda. Sonra 3. Selim darbeyle indiriliyor biliyorsunuz. Hı hı.
Daha sonra bir padişah daha var. Ondan sonra Sultan II. Mahmut tahta geçiyor. II. Mahmut Batı müziğini çok seviyor. Ama amcasının Dede Efendi'ye olan hürmetini bildiği için Dede Efendi'yi şey yapıyor yine. Yine el üstünde tutuyor yani. Ona o kıymeti, gereken kıymeti veriyor. Yine fasıllar falan da oluyor ama daha sonra Sultan Abdülmecit tahta geçiyor. O tam bir Batı müziği hayranı. Bale ve opera müziğinin kültürümüze tamamen yerleştiğini görebiliyoruz o dönemden itibaren. Orada o dönemden itibaren görebiliriz. Dede Efendi üzülüyor. Çok üzülüyor. Ya. Batılılar geliyorlar. Batı müzikleri icra ediliyor. Piyano geliyor saraya. Opera oluyor. Bizim bale hiç oluyor. Alışık olmadığımız tarzlar tabii. Değil mi? Yani müzik tarzı. Dede Efendi o Batılıların vals dediği ritimde bestelenmiş esere uygun bir eser besteliyor. Çok basit diyor bu ya. Diyor, hemen ayaküstü yazı veriyor yani. Yine bir günlü hal aldı bu gönlümü. Yine bir günlü evet. Hal. Aynen öyle. Yine mırıldandık kısacık. Yine bir günlü hal aldı bu gönlümü. Bu eseri besteliyor. Diyor yani. Kolay da değildir bizde yani. De, bizde de ona göre kolay tabii de. Bizde de semaiyidir bunun usulü. Nitekim Türk musikisi birazcık değer kaybetmeye başlıyor o dönemlerde ve dede padişahın huzuruna çıkarak hacca gitmek üzere gönlü kırık bir şekilde destur alıyor. Daha sonra hacca gidiyor ve orada kolera hastalığına yakalanıp Hakk'a yürüyor ve Hazreti Hatice validemizin ayakları dibine defnediliyor. Evet, şu an kabri oradadır. Ve Dede Efendi'nin doğum yılıyla ölüm yılı da aynı gündür. Aa, çok evet. Enteresan değil mi? Evet, sanırım Mart ayı olması lazım. Çok özel bir, evet, çok özel bir bestekarımız lütuf. Aynen yani kesinlikle. Allah tarafından verilmiş. Şimdi görüntülerimiz sahip. Ekrana gelsin mi? Sevgili yönetmenim, atölyemizden görüntüler. Şimdiye kadar hep döndüler ama şimdi artık evet. Birazcık oradan bahsedelim istiyoruz. Evet. Çünkü yaylı sazlarımızı anlattık, konuştuk, tarihçesini konuştuk şimdiye kadar. Ama şu dakika itibariyle yapım aşamasını biraz anlatmaya çalışalım. Evet. Benim en çok sevdiğim saz tambur. Tambur da çalıyorsun, aynı zamanda evet, yapıyorsun. Bunların her birini arkadaşımız mı yapıyor diyenler de oldu çünkü. Çok fazla neler yapıyoruz atölyemizde? Biraz anlatabilir miyiz? Neler yapıyoruz? Keman var, ney var? Programın başında söylemiştim. Evet. Branşım keman ailesi yapımı. Yanı sıra Türk müziği sazlarından klasik kemençe yapıyorum. Evet. Klasik kemençe, hatta aşığım o saza. Şimdi kemençe deyince aklımıza, biz önceki programda da konuştuk bunu. Aklımıza Karadeniz türküleri geliyor. Karadeniz kemençesi geliyor. Karadeniz kemençesi geliyor, aynen öyle. Ama maalesef. Asıl olan, yani asıl önce olan, icat edilen evet, klasik evet, olan daha kemençe eski, de, değil daha mi? Eski olan İstanbul kemençesi ismini vermiş olduğumuz klasik kemençe. Bir enstrümana kemençe ismi geliyorsa onu yöresiyle beraber zikretmek gerekir. Adı üstünde Karadeniz kemençesi. Ve İstanbul kemençesi. Evet ve İstanbul kemençesi. Kastamonu kemençesi var. O da klasik var? Kemençeye benzer. Biraz daha büyüktür. Daha böyle yanaklıdır. Hangi şeylerde kullanılıyor peki? O halk müziği ha, halk gibi kullanılıyor. O yöreye tamamen o yöreye ait bir tamam. Enstrüman. İlkel bir enstrüman. Klasik kemençe gibi icra edilmesine rağmen ses tonları çok farklıdır. Ama Karadeniz İstanbul kemençesi genelde musikide kullanılır. Tabii sanat klasik müziğinde. Müzikte kullanılır. O da Osmanlı'nın son dönemlerinde. Yani Tamburi Cemil Bey ile beraber Türk musikisine girmiştir. Ondan önce bir çingene sazıdır. Aman. Tabii ki. Gerçekten mi? Tabii bir çingene sazıdır. Tamburi Cemil Bey ile beraber Türk musikisine giren. Çok da güzel sesi çok yok güzel, mu? Çok güzel sesi çok var. Çok güzel böyle hem sevimli bir görüntüye sahip bebek gibi tabiri caizse. Aynen kibar. Bebek gibi kibar. Peki öğrenmesi kolay mı zor mu? Zor sazlardan mıdır? Yapımı mesela. Bu sorunun cevabını Tamburu Cemil Bey'in cevabıyla cevaplandırmaya cevaplandıralım. Çalışayım. Peki. Klasik kemençe bir demir leblebidir diyor. Demir leblebi ise zor. Evet çok zor bir enstrüman. Biz tanık olduk atölyede. Evet. Gerçekten hani orada bir günde yapmanız falan mümkün değil. O sazı ortaya çıkması mümkün değil. Kesinlikle. Çok zor. Şu an ekranlarımızda tambur var ama kemençeye evet. Dönelim. Tamburu tamam. Bir konuşalım istiyoruz. Şimdi belli aşamalardan geçiyor tabii ki. Kaç günde ortaya çıkıyor yine bir tamburumuz? Neyle başlıyoruz? Hangi ağacı kullanıyoruz mesela?
Çeşitli ağaçlar kullanabiliyoruz. Bir tambur yaklaşık bir ay gibi bir süre içerisinde. O da uzun bir ortaya süre. Çıkar tabii ki. Perdesizlerden perdeli sazdır. Perdeli sazdır, özür diliyorum. Tabii perdeli, hatta bayağı zordur. Perdeli bir sazdır yani. Çok perde dediğimiz nerede? Perde sapın üzerinde bazı böyle çizgiler vardır. Hı. Görürsünüz. Onlara perde diyoruz. Onlar notalardır yani. Ama zormuş efendim. Yani ben çok seviyorum, çok da istiyorum öğreneyim ama hem pahalı sazlar hem de pahalılığını geçtik zor öğrenirsiniz. Hani ilk çalmaya bir öğrenci, bir kişi bir şeyle başlayacaksa hemen bunları önermiyor ustalarımız. Doğru mu? Ben hemen bunları öneririm. Gerçekten mi? Kesinlikle. Hadi bakalım, devam edeceğiz konuşmamıza. Evet. Kısa bir aramız olsun. Tamam. Bir virgülümüzü koyalım inşallah. Efendim reklamlar sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kısacık aranlardan programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metin Deniz Türeli ile olan birlikteliğimiz devam ediyor. Musiki'den bahsediyoruz, Türk müziğinden bahsediyoruz. Çalgılarımızdan bahsediyoruz efendim. Müziğimizde, Türk musikisinde kullanılan sazlardan bahsediyoruz. Tabii ki yapım aşamalarında kaldık. Nerede kaldık efendim? Tambur. Tambur üzerine konuşuyorduk. Nasıl yapılıyor dedik, özellikleri dedik. Bunun için kullandığımız malzemeler önemlidir dedik. Çünkü her saz, her çalgı aynı şeylerden yapılmıyor. Farklı farklı malzemeler kullanıyoruz. Bunun özelliklerini bir taraftan konuşalım isteyelim. Diğer taraftan da Deniz Bey hem imalatını yapıyor, yani çalgı yapımcısı, ama diğer taraftan icrasını da yapıyor. İcracılık yönünüzü de birazcık konuşalım istiyoruz. Estağfurullah, tabii ki. Profesyonel olarak çalgı yapımcısıyım. Evet. Ama amatörün de amatörü olarak icracıyım. Bence değil. Amatörün amatörü demeyelim yani. Bence profesyonel. Bana göre öyle. Tabii ustalar bunu dinledikçe daha iyi bilirler ve anlarlar. Ama bizim programımızda çaldığınızda çok da güzeldi. Teşekkür ediyorum. İcranız gayet başarılıydı. Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Bugün burada yine gerçekten çok istemiştik ama küçük kaza nedeniyle. Evet, küçük bir kaza. Bir sonraki yapacağımız programda inşallah hem burada şeyler olsun, çalgılarımız olsun. Tabii ki. Ne bileyim, bir taraftan tesbih yapalım, bir taraftan anlatalım. Bakımları bunların önemli. Çünkü sadece yaptık, aldık, koyduk kenara değil. Bunların bakım süreci de önemli. Tamburdayız. Tamburu konuşurken ne mesela, neler kullanıyoruz? Bunu anlatalım istiyoruz izleyenlerimize. Tambur 3 unsurdan oluşuyor. Hı hı. Sap, tekne, yani o sesin çıktığı hazine ve kapak. Tabii böyle çok basit söyledim ama. Şu an yani bir ayda bitmiş gibi söyle, anlatılmadı. İş öyle kolay değil. Kurumuş, eski ve damar yapısı çalgı yapımına elverişli olan ağaçları özenle seçiyorum. Ve daha herhangi sonra bir ağaç mı, yoksa özel bir ağaç var mı kullandığınız? Çoğu ağaçtan yapılabilir tambur. Ha, tamam. Ben ardıç ve ceviz ve çınar, bu üç ağacı. Şimdi ceviz de zaten kalitelidir, evet, değil mi? Evet, ben bu üç ağacı özellikle tercih ediyorum. Onun dışında kapağında bir ladin kullanılır. Sapı çok uzun bir çalgıdır. Evet. Diğer sazlara nazaran. Hatta Türk müziğinin piyanosu olarak da adlandırılır. Yani kol namı falan da yetmez ya yani çalarken bazen. Evet, uzun boylu olmak yetişmeyebilir lazım. Yetişmeyebilir, evet. Çok naif bir enstrümandır. Sesi tambur de çok güzeldir. Çok şeydir. Hazreti Mevlana tambur sesini cennet kapılarının açılış sesine benzetir. Kesinlikle. Neyi nasıl bize böyle bir huzur veriyorsa, bu da aynı. Bir iç... Neyi içselleştiriyor bizi. Neyi celalli bir çalgıdır. Evet. Ateşlidir yani böyle. Ama coşa. Bu daha tambur sakin, daha dingin, naif, daha nahif, daha böyle cemaliyet sahibi bir enstrümandır. Dediğimiz gibi bir aylık bir sürede bir tambur ortaya çıkıyor. Çok büyük emekler neticesinde çıkıyor. Şu şişede şey yaptığımız ne? Verniği falan mı? O cilası da cilası. Mı? Ha, cilası. Cilası tabii. Bu arada bütün kullandığımız malzemeler doğaldır. O şu an VTR'de görmüş olduğumuz sarı cila
Neyle? Ağaç reçinelerinden yapılıyor. Aa, alkolün içerisinde mi topluyorsunuz? Tabii, hayır, onlar ha, satılıyor zaten. Satılıyorlar. Alkolün içerisinde belli oranla, çok önemlidir oranı, fazlası veya azı şeyin formülünü bozar. Belli formüllerle tabii ki yapılıyor. İçerisinde damla sakızı vardır. Yani hep yiyebileceğimiz şeyler doğal var. Doğal şeyler. Cilanın ürünler. İçerisinde hep doğal ürünler. Hep yiyebileceğimiz şeyler var. Sakız çeşitleri vardır işte. Ondan sonra efendim reçine çeşitlerimiz var. Bunların hepsini birleştiriyoruz ve çalgının cilasını ortaya çıkartıyoruz. Hatta bir böceğin salgısı da kullanılır. Ciddi misiniz? Bomelak isminde bir böcek vardır. O böcek ağacın reçinesini yer ve daha sonra oraya kusar. O cilal olarak kullanılır. Bu da o sarı cilanın, veterinerde görmüş olduğumuz sarı cilanın bir değişiği olarak kullanılır. Enteresan şeyler. Hatta eskitmelerde, işte replikalarda o cila kullanılır. Evet, bir izleyicimiz demiş ki yapım aşaması kaç gün sürüyor peki diye sormuş. Sanırım tambur için soruyorsunuz bunu. Ama bir ay sürdüğünü zaten söyledi. Şöyle söyleyeyim, tambur, klasik kemençe, ut vesaire bu çalgılar için bir ay uğraşıyorum. Ama keman 5-6 ayda ancak çıkıyor. Gerçekten. Bir o kadar zor. Bir violonsel belki bir yılda yapılır. Çünkü ben ve benim arkadaşlarım, çalgı yapımcı arkadaşlarım, aynı üniversitede eğitim aldığımız arkadaşlar, geleneksel yöntemi takip ediyoruz. O yüzden mi keman çok zor? Geleneksel yöntemi takip ettiğimiz için evet, yapım oldukça uzuyor. Yani. Salyangozu zaten bayağı bir zordu. Onu bizde, öğrenmiştik program bizde başına. Makina. Bir şeridim var, şerit testerem var. Evet. Bir de matkabım var, yani elektrikli çalışan. Onun dışındaki her şey elle, işte parmağımdan da anlayacağınız üzere. Gerçekten emek var, gerçekten el işçiliği var bu yapılan bütün sazlarda. Evet. Şimdi kemençeye geçelim. Tamburu anlattık kısmen de olsa. Tabii ki atölyede aşama aşama böyle hani görmeyi, anlatmayı tercih ederiz ama zor. Evet. Niye zor? Çok uzun sürüyor çünkü. Belki bir belgesel çekilmesi gerekiyor. Belgesel çekilmesi de aynen öyle. Evet. Bir de kemençeyi anlatalım istiyoruz ve şundan da bahsedelim. Şimdi mızrap bazı sazlarda kullanılıyor. Evet. Mızrap nerelerde kullanılıyor ve ne zaman ortaya çıkmış? Neyi sağlıyor bize? Şimdi şöyle, öncelikle şöyle açıklayalım bunu. Bu bir departman ismidir. Mızraplı sazlar, yaylı sazlar, üflemeli sazlar. Tuşlu sazlar, vurmalı sazlar. Evet. Hepsi ayrı kategorilerde ayrılır. Şimdi mızrap deyince benim bildiğim bağlama ve tambur mızrap kullanılır. Evet. Doğru bunlar mu? Mızrap kullanılarak çalınan sazlardır. Tar, kanun, ut. Gitarda da bazen. Gitar bazen. Kullananlar var. Mızraplı diyemeyiz. Arpejli bir çalgıdır ama evet. O da o kategoriye girebilir. Tamburdan yine devam edelim. Tamburun mızrabı da yine doğal bir malzemeden yapılıyor. O neden? Karetta kabuğundan yapılıyor. Evet, su kaplumbağasının kabuğundan yapılıyor ve başka hiçbir malzemeden olmuyor o mu? Tambur sesini çıkartamıyoruz. İlla ki olmak zorunda kesinlikle mı? Kesinlikle. Rabbimin yarattığı bütün nimetlerden, bize sunmuş olduğu nimetler nerelerde kesinlikle kullanılıyor? Bakar mısınız? Kesinlikle. Var bir hikmeti. Her şimdi birinin. Hazreti Pir Mevlana'nın oğlu Sultan Veled Hazretleri Rebapnamesi var biliyorsunuz. Evet. Orada rebaptan bahsediyor. Rebap 3 unsurdan oluşur. Vücuttan kopup gelmiş bir deri, ağaçtan kopup gelmiş bir Hindistan cevizi, ceviz tekne. Evet. Ve yine ağaçtan kopmuş bir dal parçası. Bu üçü Allah'ın aşkıyla inler diyor. Yani bir maneviyat olması lazım, bir yaşanmışlık olması lazım. Nasıl güzel sesler evet, çıkıyor değil o mi? O güzel sesler bunlardan böyle bir benzetme yapıyor. Gerçekten de imitasyon bir malzemeden yapıldığı zaman tamburdan... Var mı böyle fabrikasyon usulü yapılanlar? Tabii ama var. Ama çok kaliteli oluyor var mu olmuyor mu soru işareti tabii. Tamburda ki pek şey yok. Endüstriyel anlamda tamburun üretimi yok belki ama hani bu mızrapları mesela imitasyon malzemelerden de bazen yapıyoruz. Neden? Herkes satın alamıyor çünkü bir bağ mızrabı. Hmm. Çünkü pahalı. Anladım. Çünkü o malzemeye ulaşamıyoruz. Yurt dışından geliyor. Dolarla satıyorlar. Şimdi de bize bir hayli pahalanmıştır. Daha da pahalandı. Bizim de onun üzerinde işçiliğimiz var. Onu da şey bilince biraz pahalı oluyor haliyle. Daha farklı malzemelerden, alternatif imitasyon malzemelerden yapmaya çalışıyoruz. İdareten kullanıyorlar ama en yakın olanını tabii ki. En yakın olanı tabii yapmaya olan çalışıyoruz ama doğal gibi bağdan, olmuyor. Bağ dediğimiz o malzemeden aldığımız sesi
Hiçbir şeyden alamıyoruz yani. Şu an ekranımızda kemençe var. Evet. Kemençe yapımını biz zaten atölyeye geldiğimizde yapmıştık. Evet. Şimdi bu süslü kısımları var ya çok güzel. Evet. Onlar ayrı yapılıyor tabii. Tabii sonra ki. Monte ediliyor. Tabii. Bunu da birazcık anlatalım mı? Buna kakma sanatı diyoruz. Bu da ayrı bir sanat dalıdır aslında. Sedefkarlıktır yani. Sedefkarlar bu işi yaparlar genelde. Evet. Benim biraz merakımdan olsa gerek enstrümanlarımın üzerinde böyle özellikle klasik kemençede çünkü süsü çok kaldırabiliyor. Böyle bir hanım gibidir. Çok güzel kemençe, görünüyor. Kemençe sesi evet. Böyle kemençenin görünümü çok naiftir yani. Üzerinde bütün sazlarımın üzerinde kakma sanatını da yapıyorum. Şu an o VTR'de izlediğimiz enstrümanların üzerinde ağaç içine ağaç kakma, ağaç içine sedef kakma. Değişik değişik değil tabii mi? Tabii ağaç içine fil dişi kakma, fil dişi içine sedef kakma, bağ içine fil dişi kakma, bağ içine sedef kakma. En çok hoşlandığınız yani yapım aşamasında sevdiğiniz, keyifle yaptığınız hangi saz peki? Klasik kemençe. Değil mi? Tabii. Ama oysa ki keman ustası. Hatta ama dostlarımız... Ama kemençe daha ön planda durdu şu evet, an. O işte benim kemençeye olan aşkımdan mütevellit. Bütün dostlarım beni kemençe yapımcısı olarak bilirler. Halbuki keman evet, yapımcısıyım. Evet biz de öyle algıladık. Doğru evet. söylüyorsun. Yani kemençeyle daha çok böyle bağdaştırmışız seni. Evet. O yüzden kemençe ustası gibi algılıyoruz. Oysa ki her şey yapılıyor o atölyede. Küçücük evet. bir atölye ama içinden ne güzel evet, şeyler evet, çıkıyor. Evet, sanatlar çıkıyor. Ne güzel eserler Rabbimizin, çıkıyor. Rabbimizin lütfu. Emeğine sağlık. Hadi bakalım son 4 dakikaymış. Biraz da tespitten bahsedelim mi? Bahsedelim. Önemlidir. Tabii ki. Efendim keşke çeksek zikirlerimizi yapsak. Çoğumuz o niyetle alıyoruz ama kimimiz de aksesuar gibi evet. kullandığımız için. Ama tesbihlerde en çok kullanılan ne bileyim doğal taşlar mı diyelim? Hangileri tercih ediliyor? Doğal Yapımı taşlar nasıl? Var tabii ki. Kehribar daha ziyade ağaç, hayvansal malzemeler ve kehribar malzemeye daha çok tercih edilir. Tesbih evet zikir taneleridir ama evet. Bizde biraz da Türk geleneğidir. Koleksiyonerleri var bunun. Var tabii, tabii ki. Ki. Tabii ki ve manalar var. Bakın Osmanlı döneminde de manalar var. Saraya hekim olarak atanan birinin hocası ona tesbih hediye eder. Kuka tesbih hediye etmiyorsa zaten o icazet alamamış demektir yani. Aa. Çünkü kukanın dezenfektan özelliği vardır. Ha, bakar mısınız? Mesleğe evet. göre anlamlı bir evet. şey hediye. Şimdi bilmiyorum faydası olur mu? Pandemi dönemindeyiz malumunuz. Aynen bence faydası evet, olur. Niye olmasın? Belki olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sonsuz bir şey var. Temizleme özelliği var. Kendi kendini temizliyor. Evet, o dönemde sürekli. Hekimlere o verilmiş icazet şeyi olarak. Ve tabii imamesi, işte ondan sonra hitamesi, happelerinin formatı bunların hepsi belli departmanları simgeliyor o dönemde. Hangisini anlatalım şimdi? Çok, o kadar çok ki. Hangisini anlatalım? Ayrı bir deryadır. Çok özel olanı seçelim de onu anlatalım. Yani yapımı da bir taraftan ekranlarımızda tabii ki. Tabii ki. Şimdi ekrandakini anlatalım o zaman. İstanbul tarzı bir tesbih yapıyorum. Tabii koleksiyonerlere yapıyorum. Evet. Kehribar malzemedir. Şimdi rengi çok güzel. Bu malzemeler sıkma kehribarlar, ondan sonra efendim damla kehribarlar ki o şey... Çok, bunun da çeşidi var kehribarların. Kahverengi, kehribar deyince renk olarak kahverengi çağrışıyor bende. Hepsinin... Bal rengi gibi hepsinde olan. Hepsinde koleksiyoneri ayrıdır. Kimi ben hayatta sıkma kehribar kullanmam der. Damla. Öteki de ben sıkmadan başkasını elime almam der. Yani bu biraz zevk meselesi. Kişiye özel peki. bir şey. İşte imamesinin ölçüleri. Ayrı ayrı mı oluyor? Tabii oluyorlar? Ki. Burada da biz İstanbul ekolünü takip ediyoruz yine. Çok büyük ustalarımız var. Niye o peki? Koleksiyonerler. Daha çok onu tercih ettikleri onu için. Onu tercih ediyorlar. Ama şöyle bir şey var. Diğer o piyasa işinden de ayrılması lazım. Bence bunlar de. Gerçek tesbihlerdir. Gerçek el işçiliği tesbihlerdir. Piyasada üretilenlerle. Nasıl ayırt edebiliriz peki? Hani şimdi biz doğal diye gidiyoruz belki alıyoruz ya hediyelik alıyoruz ya ne bileyim kendimize alıyoruz. Şöyle ama söyleyeyim. Doğal deniliyor da gerçekten doğal mı değil mi? Nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi sıkma kehribarlar doğal değildir. Doğal değildir. Onlar Osmanlı döneminde. Diğer adı bakalittir. Osmanlı döneminde yanılmıyorsam Alman bir kimyagerin bulmuş olduğu ilk yapay reçinedir. Yapay reçineden oluşan bir malzemedir ama aslında bakalit de deniyor ona ama nasıl oluyorsa renk alıyor, renk değiştiriyor. Tesbih işlemeye çok uygun, çok iyi parlıyor. Ve bu da koleksiyonların
nazar dikkatini celbediyor. Ya. Bu malzemeden de yapıyoruz. Bakın işte benim hemen evet. hayalimde oluveren kehribar değil mi? Evet. Çok. Bu katalin de diyoruz buna. Bu sıkma kehribar işte. Sıkma kehribarmış evet. ama renkte gerçekten çok güzel. Evet. Emeğine sağlık. Çok teşekkür Eline ediyorum. Eline sağlık. Çok o kadar güzel bilgiler edindik ki senden. Ve her birinin arka planlı mutfak kısmında neler yapıldığını da öğrenmiş olduk. Evet. Tarihçesini öğrendik efendim. Çok güzel bilgilere değindik. Hep var olun inşallah. Sizler i̇nşallah. Sayesinde yeni nesil de bu güzellikleri, geleneksel yönlerimizi öğrenmeye devam etsinler. Bunu bile konuşamadık. Efendim sonraki programa inşallah konuşalım. Çünkü gençlerin daha çok hangi müziğe meyilli oldukları, Türk müziğini onların seveceği tarzla yeniden güncellenerek söylendiğinde daha çok dinleyebildiklerini belki konuşacaktık. Evet. Sözümüz sağlığa inşallah nasip olursa bir program daha. İnşallah. Hem de uygulamalı yapalım istiyoruz. Emeğine sağlık bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok ediyoruz katıldığın için. Konunuz olmaktan büyük kıvanç duydum. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok güzel, keyifli bir program. Keyifli evet, bir dolu sohbet dolu oldu. Bir sohbet oldu. Umarım faydalı da olmuşuzdur diye düşünüyorum. Bence olduk. Evet, ekranlar başındaki seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Biz teşekkür ediyoruz. Bana sabrettiler. Ay estağfurullah olur mu? Ne güzel bilgiler öğrendik senden. Şimdi yine senin çekmiş olduğun bir ney dinletisiyle aslında tabii programımızı ki. Kapatacağız. Güzel bir ney sesiyle kulaklarımızın da pasını silmiş olalım sevgili izleyenlerimiz. Yayında yapım emeği geçen bütün arkadaşlarıma, değerli misafirime ve sizlere tabii ki bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun diyoruz efendim. Hoşçakalın.